Gün olur da yeni yılın ilk programı, geçen yılın son programlarında da konuştuğumuz konudan devam ediyoruz. Türkiye'deki siyasi süreçleri ele alıyoruz. Seçmenlerin değişimini konuşuyoruz. Yerel seçimlere nasıl hazırlandığımızı konuşuyoruz ve bu konuların yetkin bir uzmanı var bugün konuğumuz. Profesör Ersin Kalaycıoğlu, Sabancı Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi burada ağırlamak çok büyük şeref. Teşekkür ederim Hakan Bey. Şimdi yerel seçimlere gidiyoruz ama sanki yerel seçimlerden çok daha büyük bir atmosfer var gibi. Bu bir genel seçime mi dönüşüyor gibi ya da yerelin olmasının ötesinde anlamlar yüklenen bir süreç mi oldu bu? Her zaman böyle, değişen bir şey yok. Bizim her zaman böyle. Tabii tabii. Biz hiçbir zaman yerel seçim yapamadık. Her zaman yerel genel seçim yaptık. Bu da aynı minval üzere yerel genel seçim mahiyetini taşıyor. Tabii yerel seçimlerin bütün dünyada önemli, özellikle kent belediyeleri ve eyalet yahut il valilikleri söz konusu olduğunda ulusal sonuçları olur. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde New York eyaletinin veya Los Angeles yahut kentinin yahut Chicago kentinin belediye başkanlığını kim kazanmış? Özellikle el değiştirirse partiler arasında bunun bir anlamı vardır, değerlendirilir ama sınırlıdır. Aynı şey için Avrupa ülkelerinde Berlin seçimlerini kim kazanacak, belediye başkanı kim olacak biliyorsunuz. Willy Brandt Berlin Belediye Başkanlığındaki kazanmış olduğu itibarla şansölye oldu Almanya'da. Bunların önemli etkileri vardır. Ama bütün belediye seçimlerini, hatta yerel seçimde sadece belediye değil muhtarlıktan tutun da belediye başkanına, ilçe belediyelerinin başkanlarına, ilçe meclislerine ve il genel meclislerine kadar yapılan bütün seçimlerin aynı günde yapılması tabii bunları yerel seçim havasından çıkartıyor. Yerel seçimden çok genel yerel seçim oluyor. Dolayısıyla bir genel meclis seçimi yapıyoruz, bir genel yerel seçim yapmış oluyoruz. Böyle olması daha çok iktidarın işine yarayan siyasi manipülasyonlara da uygun bir şey değil mi? Yani yerel genel olması sizin deyişinizle. Yani yerel sorunlar ne zaman tartışılacak? İstanbul örneğin dünyanın en büyük kentlerinden biri, dünya kadar da yerel sorunu var. Biz bunları tartışmayacağız da işte iktidar yanlısısın ya da muhalefettensin bunları mı konuşacağız? Evet, yani bu maliyeti bu. Maliyeti ulusal meseleler üzerinden tartışma yapıyorsunuz. Hiç alakası olmayan örneğin dış politika tartışılıyor. Dış politikanın yerel seçimle fazla bir önemi yok. Yani bir sınırda sorununuz varsa şu anda Suriye sınırında olduğu gibi o sınıra yakın illerde bir takım hassasiyetler onların yarattığı bazı sonuçlar yerel seçimlere yansıyabilir tabii. Bu gayet doğal ama böyle bir konumda olmayan çeşitli yerlerde, çeşitli beldelerde belediye olsun, muhtarlık olsun ki arada kalmış olan çeşitli kurumların seçimleri olsun bunlarla etkilenmemesi lazım. Yerel konuların temel itibariyle gündeme gelip eleştirilmesi lazım. Bir de aynı zamanda tabii yerel seçimler şu açıdan da çok son derece önemli. Ülkede yaşayan bireyin kendisine en yakın olan birimlerin seçimidir. Yani birçok yerde belediye başkanı halktan biridir. Her gün kendisi hemen hemen çarşıda, pazarda, orada burada kolaylıkla rastlanabilir, konuşulabilir falan bir kişidir. Onun seçimini yapıyorsunuz. Onun için ulusal seçim gibi değil. Yani sonuçta ulusal seçim yaptığınız zaman milletvekilini veya Cumhurbaşkanı da şimdi tabii biliyorsunuz genel seçimle seçiliyor. Ankara'ya gönderiyorsunuz. Artık ona ulaşmak biraz zor eğer Ankara'daki seçmen değilseniz. Ve gün içerisinde de görme imkanınız ancak randevuyla vesaire söz konusu. Bu kurumlar öyle değil. Onun için burada katılma çok kolay. Katılma dediğiniz yani sizin bir konudaki duyarlılıklarınızı karar alacak kişilere etkili bir şekilde aktarmaya çalışmanız. Bunun için yapacağınız her türlü faaliyet yahut etkinlik. Yani bu sadece oy verme değil. Gidip konuşma, görüşme. Sayın Başkanım bizim şöyle bir problemimiz var. Suyumuz akmıyor efendim, çöplerimiz toplanmıyor. Bunları en kolay yansıtabileceğiniz kişiler bunlar. Bunları konuşma imkanınızın çok daha kolay olması lazım. Bir, ikincisi kendinize bu kadar yakın bir konumda bulunan kişiye katılma olarak ulaştığınız zaman aynı zamanda demokrasinin bir alışkanlık ve yaşam türü haline gelmesini de kolaylaştırmış oluyorsunuz. Onun için demokrasi uygulamasının da payandalarından bir tanesi, belki de en önemlisi
yerel hayat olarak görüyoruz. Peki Ersin Bey, bu dediğinizden hareketle muhalefetin yerel alanda başarı kazanmış bir takım insanları daha üst düzeyler için aday göstermesi, örneğin Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilmesi gibi CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, bu başarılı bir hamle mi sizce? Şimdi efendim, eğer yerel genel seçim olmasaydı cevabı basitti. Çünkü belediyecilik geçmişi olan birisi 5 yıl kadar. Üstelik Cumhuriyet Halk Partisi çok uzun zamandır özellikle belli bir yaş ortalamasının üzerinde olan kişileri temsil ediyor diye eleştirilmiş bir parti. Dolayısıyla genç birisini, dinamik birisini ve belediye tecrübesi olan birisini aday göstermesi makul bir tercih. Ama karşı taraftaki aday Cumhuriyet tarihinde hiç görmediğimiz bir şekilde meclis başkanı. Dolayısıyla yani en azından şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bunu olabildiğince yerelden çıkartıp ulusal görünürlüğü olan ve görüntü itibariyle de ulusal siyasette önem kazanmış kişiler aracılığıyla yürütmeye çalıştığını gösteriyor. Bu da tabii yerel hayatın geri plana atılması anlamına geliyor. Aynı zamanda demokratik süreçlerin bilhassa katılmanın güçleşmesi anlamına geliyor. Ve onu caydırdığınız ölçüde de daha sonra bu tür alışkanlıkları edinmiş kitlelerin Türkiye'deki demokrasinin kalitesinin üzerinde etkili olmasının önünü kapatmış oluyorsunuz. Böyle bir takım sorunları da var. Tarihimizde hiç görmediğimiz şekilde dediniz. Binali Yıldırım'ın aday olması görevini bırakmadan, evet, meclis başkanlığını, yasal yani, olmayan bir şey mi, durum mu? Meclis başkanının belediye başkanı olması da görülmüş bir şey değil. Yani tersi çok görülmüş bir olay. İmkansız değil. Bunun örnekleri var. Türkiye'de var. Yani meclis başkanı olmasa da bile milletvekilinin belediye başkanı olma örnekleri var. Ama dünyada da var. Fakat bu konuma gelmiş olan, yani protokolda ilk 2-3 sıradan birinde bulunan bir kişinin belediye başkanlığına dönmesi çok rastlanan bir olgu değil. Bu olağan dışı bir gelişme. Ve bunu gerektirecek fazla bir neden de yok. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul içinden, İstanbul'u bilen, tanıyan, İstanbul'da yaşayan, İstanbullunun daha kolay ilişki kurabileceği birisini bulup çıkaramamış olmasını hayretle izliyorum yani. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çevresinden kalan neredeyse son güvenilir kişi gibi. Yani bu anlamda alarm zillerinin çaldığını gösteriyor, yorumlarına yol açıyor. Ya şimdi bu yani olağanüstü bir şey olarak yorumlamak mecburiyetindesiniz. Çünkü bu olağan olarak karşılaştığınız bir durum değil. Olağan olarak karşılaşılan bir durum daha önce olduğu gibi İstanbul içinden ve tercihen tabii İstanbul teşkilatınızın katıldığı bir süreçle tayin ettiğiniz bir kişinin olması lazım. Yine açıklamalar en üst düzeyde siyasal parti yöneticileri ve ulusal politikacı kimlikleri olan kişiler tarafından yapılıyor. Bir tarafta Cumhurbaşkanı, öbür tarafta parti başkanları. Evet. Cumhurbaşkanı da parti başkanı şapkasıyla bu açıklamaları yapıyor. Bu yerel seçim. Dolayısıyla burada insanlar yerel olarak belirlemek durumdalar. İstanbul gibi bir metropol de olsa. İlçe belediyeleri var. İlçe belediyelerini niye parti başkanları açıklar? Yani sonuç itibariyle bunların o ilçelerde yaşayan ve o ilçelerde çalışan parti teşkilatları tarafından açıklanmaları yerelleşme açısından son derece önemlidir. O zaman zaten burada bir 2011'den itibaren inanılmaz derecede merkeziyetçi hale gelen bir siyasal yapımız var. Özel kurumlar büyük ölçüde budandı. Bunlar önce Başbakanlık'ta, sonra Cumhurbaşkanlığı içinde toplandı. Bu tür bir merkezileşme sonucunda aynı zamanda 2018 Temmuz'una çıkartılan bir kararnameyle birçok belediye süreci doğrudan doğruya onama yahut Çevre veya Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı'nın filan vesayeti altına alındı. Dolayısıyla burada büyük şehirlerin bile belediye alanlarında muazzam bir daralma söz konusu olmuş durumda. Onların kendi o beldede yaşayanlardan kaynaklanan taleplerle ve o taleplere yanıt verecek şekilde kendiliklerinden bir takım adımları atmalarının önü büyük ölçüde kapanmış bulunuyor. Ve burada çok büyük ölçüde merkezi vesayet sistemi geliştirilmiş bulunuyor. Onun için bu ortamda yerel siyasetin anlamı ne? Bunun kapasitesi ne ve bunun almış olduğu şekil ne diye de tartışabileceğimiz bir noktaya doğru girdik. Onun için 1900
61 anayasasıyla başlayan yerel siyasal hayatın gelişmesi, valilikler ve belediye başkanlarının ayrılması, belediye başkanının seçimle gelmesi, sonra 1980 anayasasından sonra esasında anayasanın pek de öngörmediği bir şekilde büyükşehir yasasıyla birlikte büyükşehirlerin yeniden organizasyonu, oradaki gelişmelerin büyükşehirin ahalisine bırakılması, yine seçimlerin ön plana alınması ve bir takım kendi olanaklarıyla kaynak geliştirme örneğin. Bu kaynak geliştirmede yerel ivmelerin rol oynaması vesaire gibi gelişmeleri tersine çevirmiş durumdayız şu anda. Bu dolayısıyla daha çok merkezi siyasetin bir nevi, İngilizce buna deconcentration deniyor. Yani merkezdeki konsantrasyonun bir parçası haline getiriyorsunuz. Onun bir kısmını alıp sadece bir bakanlığın şubesi haline getiriyorsunuz. Birçok bakımlardan yerel yönetim şu anda çeşitli bakanlıkların şubeleri haline dönüştürülme çabasında. Bu yerelleşmeyi büyük ölçüde buduyor ve sınırlandırıyor. Aynı zamanda siyasal olarak da katılmayı ve temsili geri planda bırakıyor. Aynı zamanda bu ilginç bir takım başka muhtemelen öngörülmeyen sonuçlara da neden oluyor. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği günden beri hep iyi yönetişim ilkelerine göre belediyecilikte aynı zamanda merkezi yönetimde de bulunacağız dedi. Katılma ve temsilin azalması iyi yönetişimin budanması, erozyona uğraması anlamına geliyor. Bu konuda da bir çalışma yaptık. Geçen sene yayınlandı Argüden Akademi tarafından. Ona da atıfta bulunayım. Bizi seyredenler gidip bulabilirler, internette mevcut. Belediyelere karne çıkarttık. Belediyeler, yani İstanbul'un 37 ilçe belediyesi var. Bu stratejik plan yapamayan, yani yapması olmayan iki belediye, Şile ve Adalar dışındaki bütün ilçelerin belediyeleri. Bunların kendi ifadeleriyle iddia ettikleri yönetişim konusundaki standartlarını ölçtük. Nasıl? Yani biz bir standart empoze etmedik. Bunlar diyorlar ki mesela bize vatandaş başvuruda bulunuyor. Biz bu başvuru vatandaşın yapmış olduğu başvuruyu etkili bir şekilde cevaplandırıyoruz. Cevaplandırmıyor, cevaplandırmıyor. Bunu ölçtük. Kendi dedikleri şekilde. Veya bize işte Sayıştay raporları geliyor. Biz bu raporları web sitemizde yayınlıyoruz. Bizim iç denetçilerimiz var. Bunlar iç denetim yapıyorlar. Yapıyor mu, yapmıyor mu? Bütün bunları tek tek ölçtük. Bu raporlar 37 belediyeyi sıraladık. Şimdi bunların en iyisi 100 üzerinden 62,5 alıyor. Peki, dolayısıyla eğer yerel siyaset önem kazansa bu 37,5'u nasıl azaltabiliriz? 62,5'u nasıl çoğaltabiliriz diye tartışabileceğimiz bir yer, bir imkan çıkıyor şu anda. Ama onu tartışmıyoruz, dikkat edin. Siyasi konuları tartışıyoruz. Genel siyasi konuları. Ya makroekonomi tartışıyoruz. Ülke iktisadi bakımdan nereye gidiyor? Enflasyonun durumu, dış açık, ihracatta rekor mu kırılmış? Yoksa dış açıkta bir azalma mı olmuş? İthalatla karşılaştırması ne olmuş? Bu doğru mu değil mi filan? Bunlar üzerinden tartışılıyor. Bunun son yıllarda iktidarın çizdiği politika ve o doğrultuda attığı adımlar, bazen uyguladığı, başarılı uyguladığı planlar, bazen %50-50'ye takıldığında iktidarın gücüyle abanarak yaptığı şeyler. Buna karşı alternatif olarak muhalefetin yaptığı bir şey var mı? Ya da şu an yerel seçim konusunda muhalefetin izlediği taktikleri, kendi aralarındaki işbirliği denemelerini falan nasıl görüyorsunuz muhalefeti? Şimdi muhalefet iktidarın söylemlerine yanıt vermeye devam edecek mi, etmeyecek mi? Esas kritik olan şey bu. Çünkü iktidar partileri ki fiiliyatta gayri resmi bir koalisyonla yönetiliyoruz. Bunun adına ittifak diyorlar. Çünkü koalisyon tabiri Türkçe biraz kirlendi. Bu istenmiyor, hoşa gitmiyor. Bu ittifakın üzerinde durduğu hususlar daha çok genel siyasal olgular, makroekonomi, aynı zamanda kültürel olgular. Zaman zaman kültür üzerinden, yani Türkiye'nin ulusal kültürü üzerinden, ulusal değerler üzerinden, dış politika üzerinden yahut çatışma, kültürel çatışma fay hatları üzerinden, ki bunun en önemli unsurlarından bir tanesi kadın giysisi, biliyorsunuz türban, yine bunun üzerinden bir söylem gelişiyor. Bunlarla yerel siyasetin bir ilişkisi yok.
Şimdi yerel siyasete dönecekseniz temel itibariyle demin söylediğimiz rapor mahiyetindeki bir takım şeylere bakacaksınız. Yönetişimi nasıl yapmışsınız? Yani burada yeni kaynaklar üretirken halka sormuş musunuz? Halkın temsilcileri, işte sivil toplum örgütleri, efendim buradaki odalar, buradaki akademik heyetler vesaire, bu kaynak yaratma çabası içerisinde danışılmış mı? Vatandaşa danışılmış mı? Hani web sitenize bir yer koyabilirsiniz. Bizim kaynaklarımız yetmiyor, yeni kaynak nasıl buluruz diye vatandaştan fikir istersiniz. Yapıyor mu muhalefet bunları sizce? Bir kısmı yapıyor, bir kısmı yapmıyor. Hı hı. Yani bu araştırmada gözüküyor. İktidarın da bir kısmı yapıyor, bir kısmı yapmıyor. Şimdi kaynak yaratımı sadece bir kısmı. Onun için, onun dışında bunun nasıl üretileceği, nasıl denetleneceği, bu konuda hem bireysel olarak vatandaşın nasıl gireceği, hem vatandaşın temsilcisi konumunda olan iktidar muhalefet partilerinden başlayın, sivil toplum kuruluşları, odalar, efendim akademik hayatta bulunanlar, medya, bunlar ne kadar işin içerisine alınabilecek? Tabii iyi yönetişimin temel unsurlarından bir tanesi şeffaflık. Ne kadar şeffafsınız? Bu şeffaflığa ne kadar cevaz veriyorsunuz? Burada da çok büyük standart farkları var 37 belediye arasında Türkiye, İstanbul'da. Dolayısıyla bunlar gündelik tartışmanın konuları haline getirilebilmeli. Ama bir taraftan başka bir söylem devam ederken ve iktidarın medya üzerindeki ağırlığını da kullanarak bu söylem büyük ölçüde muhalefeti de hedef olarak gösterip bir takım girişimler halinde böyle kaskat şeklinde veya birbirini izleyen dalgalar şeklinde gelirken bu tarafa dönebilmek ne derece kolaydır onu da bilemiyorum. Yani. Ama temel mesele, burada temel mesele gündelik hayatı daha yaşanabilir kılmak için yerel yönetimler ne yapabilir? Bunun için vatandaştan ne kadar yararlanabilir? Vatandaşın bu süreçlere katılımı nasıl özendirilebilir? Tabii katılım sırasında karşılaşılabilecek konulardan da herhangi bir şekilde vatandaşa tehdit veya bir saldırı yahut herhangi bir şantaj falan çıkmamalıdır. Evet. O toleransı da gösterebilmek lazım. Özellikle küçük belediyelerde, yani nüfusu az belediyelerde, işte 10 bin, 20 bin falan, bunun olmayacağını ümit ediyorum. Ama sonuç itibariyle bu hepsi bir siyasal kültür standardı meselesidir. Onun ne kadar gelişmesi sağlanabilirse Türkiye'nin genel demokratik performansı da ona göre gelişecek. Ona da uygun bir kültürel altyapı oluşması mümkün olacaktır. Şimdi buradaki kısıtlar dolayısıyla nasıl kaldırılabilir? Bunların tartışılması gerekiyor. Yerelde tartışılması gerekiyor. Şeyle ilgili değil. Yani Ankara'daki hükümetle ilgili değil. İstanbul'da veya Adıyaman'da yahut Burdur'da yahut Erzurum'da bunun yerel olarak tartışılabilmesi lazım. Bu tartışmaya imkan sağlamak için bugün yapılan seçimlerin kullanılabilmesi esas olan. Muhalefet bunu yapabilecek mi ve ne ölçüde yapabilecek? Onu süreç ilerlediği vakit göreceğiz. Daha adaylar da tamamlanmadı bildiğiniz gibi. Evet, evet. Peki şimdi iktidar, muhalefet, yerel yönetimler, bunlara kısaca da olsa değindik. Sizi bulmuşken son olarak ben seçmenlere, halka, topluma bakalım derim. Şimdi çok sık seçim süreçleri yaşıyoruz. Bu da onlardan biri olarak 31 Mart'tan bahsediyorum. Gelip geçecek ve benzer sonuçlar mı verecek? Yoksa seçmen değişiyor mu? Bir ekonomik krizden bahsediyoruz. Kimileri yeni başlıyor, kimileri yok canım epey başladı, gelişti vesaire. Bu seçmenin içindeki eğilimleri değiştiriyor mu? Nasıl görüyorsunuz seçmeni? Çok kısa sürelerde seçmende büyük değişiklikler genellikle olmuyor. Ama önemli küçük değişiklikler her zaman için mümkün, görülebilecek şeyler. Çünkü en son seçim biliyorsunuz 24 Haziran 2018'de yapıldı. İşte o zamandan bir yıl dahi geçmemiş olacak. 8-9 aylık bir süre içerisinden bahsediyoruz. Bu sürede çok büyük değişiklikler söz konusu değil ama görülebilen unsurlardan bir tanesi 2018 seçimleriyle ilgili yapmış olduğumuz araştırmada hem seçim öncesinde hem seçim sonrasında çeşitli konular üzerinde sorularda odaklandık. Bunlardan bir kısmı temel sorun olarak, ülkenin karşı karşıya bulunduğu temel sorun olarak neyi gördükleri sorundur. Bir tek benim elimdeki verilere görebildiğim kadarıyla 1 Kasım 2015 seçiminden önce terör ve
şiddet birinci sıraya çıktı. Onun dışındaki bütün seçimlerde, yani 90'lardan bugüne kadarki seçimlerde, hemen öncesinde yapılan bilimsel araştırmalarda açık uçlu olarak sorduğunuz zaman Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye, iktisadi bir sorun birinci sıraya çıkıyor. En çok son yıllarda, yani son 15 yıldır falan işsizlik büyük ölçüde ön plana çıktı. Daha önce enflasyondu. Bu ortamda yine benim beklentim, elimde bir veri yok bu konuda, enflasyonun yine, yani tüketici fiyatlarındaki yükselişin en fazla algılanan unsurlardan biri haline gelmesi, işsizliği yine o pozisyonunu koruması, çünkü orada fazla bir değişme olmuyor. %19 ile 12 arasında gidip geliyor işsizlik oranları. Aynı zamanda genç işsizliği de ona göre 15-16'ya kadar yükseliyor. Kent işsizliği bazen %19'a kadar yükseliyor. Dolayısıyla ciddi bir işsizlik sorunu söz konusu. Dolayısıyla onun gündemde olması son derece önemli. İktisadi meselelerin arkasından terör, şiddet, Güneydoğu Anadolu sorunu, Kürt sorunu vesaire şeklinde ifade edilen sorunlar geliyor. Ondan sonra uzun süre sağlıkla ilgili sorunlar gelmişti. Onlar şimdi biraz geri plana düşmüş gibi gözüküyor. Eğitimle ilgili sorunlar görebildiğimiz kadarıyla. Bunlar daha çok ön almış sorunlar gibi gözüküyor 2018 seçimleri sırasında. Bunların içerisindeki sıralamanın çok büyük ölçüde değişeceğini ben düşünmüyorum. Sonucu etkileyebilecek şeyler olarak görüyor şimdi, musunuz? İnsanlar oy verirken şöyle bir süreç varmış gibi gözüküyor. Büyük ölçüde kültürel nedenlerden dolayı Türk toplumu çeşitli bloklara ayrılmış durumda. Seçmen bloklarına ayrılmış durumda. Bir etnik bakımdan bloklaşmış durumda. Bir Kürt seçmen, Türk seçmen veya Kürtlerden geriye kalan seçmen olarak ifade edeceğiniz iki blok var. Bu konuda çeşitli düzeyde kimlik algılamaları var. Bazıları bunu çok yoğun olarak hissediyor. Bazıları daha zahiri olarak görüyor. Ama böyle bir genel yapı var. Onun dışında dine yaklaşım açısından mütedeyyin ve mutekit diyebileceğiniz sünni bir kitle var. Geniş bir kitle. Onun karşısında bu şekilde bu kadar mutekit ve mütedeyyin olmayan laik sünni diyebileceğiniz bir kitle var. Onun dışında da mezhepler olarak Alevi ve Sünni olarak ayrılmış bulunan bir başka kitle var. Dolayısıyla şurada ifade ettiğiniz gibi 6 blok falan mevcut minimum. Bunlar tabii örtüşüyor zaman zaman. Bunlar birbirlerinden böyle su geçirmez bir takım duvarlarla ayrılmış değil. Onun için 6 bloktan 5'e de inebiliyor, 7'ye de çıkabiliyor. Bunların siyasal partileri de sayı itibariyle daha yüksek sayıda partilere dönüşebiliyor. Şimdi Türkiye'deki parti yapılarında bu bloklaşmayın olabildiğince en fazlasını bir tek partide toplama eğilimi baskındı uzun süredir. 82'deki anayasa yapımı sırasında da bu ön plana çıkmıştı. İki parti olsun. Biri iktidara gelsin, bir müddet yönetsin, sonra öbürü gelsin. O öyle pek çalışmıyor. Biri bu bloklardan belli kritik bir kitleyi kendi etrafında toplayabildiği vakit o kitleyi korumak için bir takım stratejiler uygulamaya başlıyor. Özellikle kültür üzerinden mesaj vererek bunların bir takım kültüre dayalı hem kimlikleri hem de çıkarlarının ancak kendisi tarafından savunulabileceğini, öbürü gelirse bunların yok olacağını, dolayısıyla iktidarı kaybetmenin inanılmaz derecede yüksek bir maliyeti olduğunu kitleye yaymaya çalışıyor ki kendi etrafında ne olursa olsun kalsınlar ve o kitleyle devamlı iktidarda devam etsin diye. Bu tabii aradaki ilişkileri de geriyor. Kutuplaşmaya da yol açıyor. Büyük bir tansiyona yol açıyor. Kutuplaşmadan evet. Öncesi tansiyona yol açıyor ve söylem giderek düşmanlaştırma, ötekileştirme, şeytanileştirme, itibarsızlaştırmaya dönüşüyor. Kitleye yönelirse kitle içerisinde de bu. Kahvede, şurada, burada atışmalara falan konu olabiliyor. Biraz hareketlenirse kavgaya da sebep olabiliyor. O tehlikeli bir süreç. Ama bir iktidarın gidip öbür iktidarın gelmesinin önünü de kapatıyor. O zaman demokrasinin düzgün çalışması imkansız hale geliyor. Çünkü bir demokrasi tanımımız, demokrasideki temel siyasal partiler arasında iktidarın el değiştireceği varsayımı üzerine oturuyor. Yani demokrasi
bir dahaki seçimlerde muhalefetin iktidara gelebileceğinin, gelebilme şansının yüksek olduğu bir rejimdir diye tanımlıyoruz. Bu ortadan kalkarsa demokrasi olarak çalışma imkanınız kalmıyor. Yani bunun temel problemi bu. Şimdi bu zaman içerisinde bir kuşak kadar filan sürdüğü vakit aynı zamanda o kitlelerle, kültürel bazı kitlelerle parti arasında bir özel psikolojik bağ üretiyor. Buna parti tutma diyoruz. Ve kişiler parti tutmaya başlıyor. Bu bir kuşaktan öbür kuşağa da partiyle beraber aktarılabiliyor. En uzun dönemli hayatta bulunan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Halk Partili böyle bir kuşaktan kuşağa aktarılmış bir kimlik, partili kimliği söz konusu. Yani bu taşınan kimlik anlamında söylemiyorum. Yani aidiyet duygusu, bir kimlik duygusundan bahsediyorum. Bunun karşısında olan siyasal partiler işte bir zaman Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ndan başlıyor. Şeye kadar, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kadar geliyor. Bunların bu şekilde aktarılmış olan kimlikleri var. Bu ise olabildiğince genç yaşta bir kuşaktan öbürüne bırakılıyor. 1980'lerde meslektaşım Ali Yaşar Sarıbay'la birlikte Bursa'da ilkokullarda bir araştırma yapmıştık. 10-11 yaşında çocuklar arasında %40 oranında parti tuttuğunu söyleyen ilkokul öğrencileri vardı. Ama bunlar siyaset hakkında başka hiçbir soruya cevap veremediler. Yani Türkiye'nin siyaseti, ki önemli siyasi figürleri, dış politikası, iç politikası sorularına, yani bu tür şeyler daha sonra gelişiyor. Anladım. Bununla ilgili bir şey soracağım. Belki de son soru da olabilir. Biraz toparlayalım zaman olarak isterseniz. Sizin de iyi tanıdığınız Bekir Ağırdır. Benim yeni yıl, daha doğrusu geçen yılın son söyleşilerinden birini yapmıştık. O bu dediğiniz konuyu kültürel fay hatları üzerinden kutuplaşmış Türkiye'de. Şu anda yeni fay hatlarının oluştuğunu, bunun belki de kültürel kamplaşmanın yaratamayacağı bir takım çözümleri olgunlaştırabileceğini söyleyip bunun ekonomik bazda olabileceğini, başlayan krize bağlı olarak sosyal, sınıfsal fay hatlarının hareketlendiğini söyledi. Böyle bir iddiaya katılır mısınız? Bu kriz ya da krizin başlangıcı her neyse, Türkiye'de bu tür yeni bir şekillenmeye yol açıyor mu? Bu 31 Mart seçimleri öncesinde bir de öyle değerlendirelim ve kapatalım isterseniz. Hazirandan Mart'a böyle bir şey olmaz. Kısa bir süre olarak yok, görüyorsunuz. Olmaz. Olacaksa çok daha uzun bir sürede olmasını bekleyebilirsiniz. Bizde sınıflaşma nasıl tanımladığınıza bağlı. Avrupa'daki gibi sınıflar Türkiye'de mevcut değildir. Bunun olma imkanının olmamasının nedeni bizim tarihten devraldığımız toplum yapısıdır. Osmanlı toplumunda aristokrasi yoktur. Üst sınıf kuldur, devşirmedir. Ve bunlar özellikle Müslüman olmayan ailelerin çocukları küçük yaşta alınarak saraydaki yönetimin bir parçası halinde eğitilmişlerdir. Ve oradaki yönetime de sadakatle bağlanmaları temin edilmeye çalışılmıştır. Bu mantık üzerinden çalışmaktadır. Avrupa'da ise feodal bir yapı vardır. Yani orada lordluklar vardır. Çeşitli büyüklükte toprakların sahibi olan toprak ağaları isterseniz veya derebeyleri. Bu derebeylerin içerisinde en güçlü olanı kraldır. Ve kral o derebeylerine bağlıdır. Ve o derebeyleri aristokrasiyi oluşturur. Şimdi üst sınıf yok. Saray var. Kapı kulu var. Aristokrasi diye bir şey yok. Üst sınıfı yok ülkenin. Onun için mesela bize orta sınıftan bahsediyor. Bir şeyin ortası olması için bir üstü olacak, bir altı olacak. Bizde üstü olmadığı için neyin ortası? Hiçbir zaman orta sınıf diye bir şey tutmuyor Türkiye'de. Neden? Çünkü o üst sınıf aristokrasiye karşı gelişmiştir Avrupa'daki orta sınıf denilen burjuvazi. Ondan boğuşmuştur. Onun yetkilerini kendisine bir kurum olarak meclis içerisindeki alt kamerada, yani avam kamerasında almıştır. Ve o yetkilerle ülkeyi yönetme durumuna gelmiştir. Aristokrasiye de sembolik bir üst kamera bırakılmıştır. Yetkileri budanmış, alınmış. Kralın yetkileri de alınarak halkın temsilcileri olarak orta sınıfa verilmişti. Bizde böyle bir tarihi geçmiş yok. Onun için orta sınıf da pek anlamlı değil. En alt kademede bulunan işçi sınıfı, Marx'ın lumpen proleter dediği kitleler vesaire, onlara herhangi bir saha araştırmasına sorduğunuz zaman bu insanlar sınıfsal bir yanıt vermiyor Türkiye'de. Hani ben işçi sınıfındanım falan demiyor.
Tam tersine biz halkız diyor, garibanız diyor. Yani böyle bir takım adlar kullanıyor. Belki bir kısmı çiftçi falan olduğunu söylüyor. Yani bizde böyle bir orta sınıfın altındaki bir başka sınıf algısı da yok. Onun için bizim sınıfsal yapımız bu şemaya hemen hemen hiçbir şekilde uymuyor. Benim yani temel düşüncem bizde başka bir algılamayla bakmanız lazım. Yani burada bir mesleği olan, işi olan, düzenli para kazanabilen, olmayan iki tane böyle büyük, karmaşık, amorf katman var. Ve mesleği ve işi olmayanların çok ciddi bir oran olduğunu söylemiştiniz söyleşimizden evet, yani önce konuşmuştuk sizinle. Bunu çeşitli araştırmalarda sapladık son 10 senedir. Bu soruyu sorduğunuz zaman bilimsel araştırmada, yani şu anda işiniz var mı? Yapmıyorsanız daha önce var mıydı? Kazanç karşılığı bir işte çalıştınız mı diye. Kazanç karşılığı bir işte çalışmadığını söyleyenlerin oranı %40 civarı. Olan Türkiye'de. Diyorsun. Tabii en büyük seçmen kitlesi. Ha şimdi bu yapı temel itibariyle Türkiye'de iki tane sınıf varmış gibi gözüküyor. Bunun daha böyle somutlaşması, ayrışması, başka sınıflara dönüşmesi uzun dönemde muhtemelen olabilir. Bu benim alanım değil, bu sosyolojinin veya antropolojinin alanı ama temel itibariyle bu tür süreçler çok uzun dönemde, bir de bunların iktisadi işlevleri ve onlara bağlı olarak sahip olduğu çıkarlar, o çıkarları nasıl algıladıkları ve bu çıkarlar çerçevesinde dünyayı görüp görmedikleriyle ilgili. Bizde ise siyasi davranış açısından esas itibariyle parti tutma bir böyle gözlük çerçevesi gibi insanların gözüne oturuyor. Onun içinden bakarak ideolojiyi ve iktisadi çıkarı tanımlıyorsunuz. Dolayısıyla iktisadın bir önemi var ama partili olarak önemi var. Dolayısıyla bir partiyi tutuyorsunuz, ekonomik durum göründüğünden daha iyi sizin gözünüzde olabiliyor. Gözünüzdeki algı mekanizması ne kadar pembe, ne kadar mavi, ona göre farklı bir algı gösterebiliyor. Onun için bu değerlendirmeyi yaptırdığınız zaman seçmene, bunun seçim sonuçlarına etkisi var mı? Ciddi ölçüde var. Ama bu büyük ölçüde parti tutmayla da yakından ilişkili ve dolayısıyla onun belirlediği çerçeveden bir değerlendirmeyle iktisadi verileri algılıyor birey. O algıya göre de tepki veriyor. Dolayısıyla enflasyonun %20 olması Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Halkların Demokrasi Partisi seçmenlerini farklı şekilde etkiliyor. Aynı etkiyi yapmıyor. Peki. Ve bu dolayısıyla onların değerlendirmeleri aynı olmadığı için verdikleri oy da aynı olmuyor. Onun için buradaki yaklaşımlarda fazla, benim lisans kökenim iktisattır. Yani dikkatli konuşmam gerektiğini düşünüyorum. İktisadın olgusal verilerine bakarak yorum yapmanız biraz yanlış gibi geliyor bana. Siyasi yorum yapmanız yanlış gibi geliyor. Yoksa enflasyon %20 değil, Cumhuriyet Halk Partili seçmen veya İyi Partili seçmen bunu %40-60 gibi hissediyor. Adalet ve Kalkınma Partili seçmen bunu %10 gibi hissediyor olabilir. Peki bu kadar enteresan, derin analizler yapan Profesör Ersin Kalaycıoğlu acaba seçim sonucunda ne tür bir beklenti içinde, nasıl bir sonuç çıkar? Bir iki cümleyle söyler mi diye düşünen seyircilerimiz varsa bu şekilde tahmin yapmıyorum ama iktisadi verilerin bir etkisinin olduğunu belirtmiş durumdayım. Demin söylediğim çerçeveden bakarak bir etkisi olacaktır seçim sonuçlarına. 2009'da bunu en son bir olgu olarak gördük, saptadık. 2007 seçimlerinden aldığı oya nispetle iktidar partisi 2009 yerel seçimlerinde, ki birinci çeyrekte Türkiye 2009'da -14 büyümüştür. Yani veya %14 küçülmüştür. Dolayısıyla hemen onun arkasından gelen 29 Mart seçimlerinde %7-8 civarında oy kaybetti. Böyle bir oy kaybettirme etkisi söz konusu olabilecektir. Ama bu tür etkiler söylediğim gibi çok kısa dönemli değildir. Yani seçmen bu iktisadi verilere baktığı vakit ne görüyor? Bu önemlidir. Bir de iktidar seçmeni genellikle bu verilerin bir şekilde mucizevi olarak düzeleceğini bekliyor. Düzelir veya düzelmez.
Düzelmezse başka türlü tepki verecektir. Eğer ümidini kaybederse düzeleceğinden, o zaman başka arayışlar içine girecektir. Ümidini kaybetmezse, o zaman başka davranış içerisine girecektir. Nitekim 2009'dan sonra 2011 seçimlerinde kaybettiği oyu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin toplamasının nedeni ekonomik durum geçiciymiş, düzeliyor izlenimini edinmiş olmasıdır. Şimdi benzer bir izlenim edinecek mi edinmeyecek mi onu yaşayıp göreceğiz. Ona göre de bir etki ortaya çıkacaktır. Ama onun dışındaki diğer etkenler, yani parti tutma olgusu 24 Haziran'dan 31 Mart'a büyük değişiklik göstermez. İdeolojik yapı zaman zaman ciddi kaymalar oluyor. Ama o tür bir kaymayı sağlayabilecek. Mesela Türkiye'de 1990'da böyle bir kayma oldu. Niye? Soğuk Savaş bitti. Soğuk Savaş'ın bitişiyle birlikte 91'den itibaren Türk seçmeni sağa doğru kaymaya başladı. 95'te yeniden saflaştı. Ve o zaman da açıkladık. Şimdi tekrar vurgulayayım. Yani bunun bilimsel olarak yayınlamış olduğumuz çeşitli araştırmalar da mevcut. 1995'ten itibaren en az bir kuşak sürecek. Yani 30 yıl sürecek. En az 2020'lerin ortasına kadar sürecek şekilde Türk seçmeni sağa ağır bir şekilde yüklenen yeni bir saflaşma içerisine girdi. Şu anda kendisini sağın, daha sağında gören %30-35 civarında seçmen var. Bunda çok büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bu kadar kısa bir sürede. Anladım. Aradaki süreç 10 derece kısa ve bu değişikliği yaratabilecek Soğuk Savaş'ın bitmesi gibi falan böyle büyük bir dramatik olay, belki bir ekonomik depresyona dönüşürse, şu anda içinde bulunduğumuz şey henüz daha resesyon görüntüsü vermiyor. Yavaşladık ciddi ölçüde, biliyorsunuz 7'lerden 1'lere indi Türkiye'nin birinci çeyrekten 3. çeyreğe büyüme hızı. Bu eksiye dönerse, 2 dönem eksi giderse resesyona dönüşüyor. Böyle bir şey uzun dönemli olarak yaşanırsa o zaman bu yapıda bir değişme muhtemelen beklenebilecektir. Ama onun dışındaki şu anda öngörülebilir herhangi bir faktörle bunu açıklayabilmek mümkün değil. Onun için bir miktar çalkalanma olacağını tahmin ediyorum. 2009 seçimlerine benzer bir performansın ortaya çıkmasının hiç şaşırtıcı olmayacağını ve kolay açıklanabileceğini bekliyorum. Onun dışındaki gelişmeleri de beraber yaşayıp göreceğiz. Peki Ersin Bey, çok teşekkürler. Sağ olun katıldığınız için. Önemli bir konuğumuz vardı. İlginç görüşlerini bizimle paylaştı. Yerel seçim sürecini birlikte değerlendirdik. Ekonomik, siyasal, hatta zaman zaman Ersin Bey'in geniş olarak açıkladığı tarihsel veriler örneğinde de nereye gittiğimizi anlamaya çalıştık. Yeni konularla ve yeni konuklarla gün olur da tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.